Merhabalar. Hepiniz Merhabalar. hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için Pixel Art Studio olarak sizlere çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ben ederiz. ESYM Hacettepe Öğrenci Topluluğu Teknik Etkinlik Koordinatörlüğü Eş Başkanı Gaye. Bugün Sena ile birlikte yayını sürdüreceğiz. Arkadaşlar soruları olan varsa eğer şimdiden chat'e yazabilirler. Sorularınızı aynı zamanda biz kendi sorularımızı sorarken de yanıtlıyor olacağız. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Biz Pixel'iz ekibi olarak biraz hastalıkla uğraşıyoruz. Covid'le uğraşıyoruz bu arada, evet, ama neredeyse tüm ofis Covid diyebiliriz. Aynen. Çok ofisin yarısı karantinada. Onun dışında iyi gidiyor işler. Geçmiş olsun. Bir tık aslında bilgisayar üzerine olduğu için çok fazla etkilemiyor yani ofiste çalışmamak, ama yine de biraz mental sağlık olarak evde kalmak etkiliyordur muhtemelen. Evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle. Ofis ayrı, ev olunca ayrı bir şey oluyor, mental motivasyon oluyor. Evet. Biz isterseniz yavaştan sorularımıza başlayalım. Tabii ki de. İlk olarak sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bahsedelim. Ben bahsedeyim istiyorsan Samet. Tamam. Biz Pixelized olarak, önce ben kendimden bahsedeyim, Samet senden bahsetsin. Ben Yusuf Kerem Çalıkoğlu. Pixelized'ın 4 co-founder'ından biriyim. Aynı zamanda game developer'lık yapıyorum Pixelized Studio'da. Şu anda Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıfım aynı zamanda. Öğrenciliğimi de sürdürüyorum yani. Samet sen. Ben de Samet söylemez. Pixelized'ın co-founder'larından biriyim. Aynı zamanda 3D artist ve product manager'lığı üstleniyorum ekipte. Bu kadar. Teşekkürler. Pixelized'den bahsedelim biraz o zaman. Pixelized Studio olarak ekipçe biz yaklaşık 1-1,5 yıldır oyun geliştirme üzerine çalışıyoruz. İlk başta ekibimizi bir hobi olarak hani başladık. Bir şeyler denedik. Oyun geliştirmeyi seviyorduk. Oyun her zaman bir tutkumuz vardı 4 arkadaş olarak. Bir şeyler denedik. Oyunlar yapmayı denedik. Sonra bu işi bir startup'a çevirebileceğimizi gördük. Ve hani şirket kurduk. İşi yani resmileştirdik. Bir yıldır da çeşitli şirketlerle dünya çapında sözleşmeler imzalayıp beraber hyper casual oyunlar geliştiriyoruz. Yani basit mobil oyunlar. Reklamını sürekli gördüğünüz o tarzda oyunlar geliştiriyoruz. Peki ben startup deyince şöyle devam etmek istiyorum aslında. Startup kurmanın yani bakıldığı zaman detaylı düşünülmesi gereken bir süreç olduğunu aslında hepimiz biliyoruz ve düşünüyoruz. Bize birazcık kendi serüveninizden, kendi sürecinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Şöyle ben başlatayım, Samet de devamını getirsin. Startup kurma serüveni gerçekten hani ince düşünmesi gerekiyor, evet, ama hani en önemli şey gerçekten adım atmak. Yani gerçekten nerede olursanız olun, hani çok büyük bir atlayış gibi gözükse bile, büyük bir adım gibi gözükse bile, o adımı atmak. Ondan sonrasında sistematik bir şekilde o adımları merdiven gibi devam ettirebilmek. En kritik şeylerden biri hani startup'ınızın ne ürün yapacağı, hangi müşteriye yönelik olacağı, hangi müşteri kitlesi sizin ana kitleniz olacağını bilmeniz çok önemli. Biz ilk başta hobi olarak oyun yapıyorduk. Ama hani hangi oyunun bizim müşteri kitlemize hitap edeceği, hangi oyunu hani piyasada tutabileceğini bilmiyorduk. Biz bunu yavaş yavaş öğrenince hani şirketi ve startup'ı kurabilmeye başladık. Çünkü hani startup olarak gerçekten hızlı ivmelenen şirketler oluyor startup'lar. Ve müşteri ana odak noktanız. Yani müşteri ne istiyorsa onu karşılıyor olmanız lazım. Ha, bu her sektörde geçerli. Sadece oyun sektöründe değil. Mobil uygulama geçişi olabilirsiniz. Bambaşka bir alanda bir startup kuruyor olabilirsiniz. Müşteri bir startup'ın gerçekten bel kemiğidir. En kritik noktalarından biridir. Onun dışında bence startup kurarken yani dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri network. Hani Samet sen de katırsın diye düşünüyorum. Biz gerçekten hani startup kurma serüveninde network kurmaya çalışarak ilerledik. Ve hani sektörden iyi kişileri tanımak gerçekten hem hani mentorship açısından, hani verdikleri bilgiler açısından, size kattıkları açısından, yol göstermeler açısından çok önemli oluyor.
Sen ne eklemek istersin Samet? Ya aynen o network kısmına özellikle değinecek olursam gerçekten kafayı kaldırıp işinizle alakalı kendinizi geliştirebilecek işte birilerine ulaşmanız gerekiyor. Bir şekilde bağlantı kurmanız gerekiyor. Hani birçok kişi bundan çekinir aslında hani. Ama hiç gerek yok ki hani aslında Yusuf'un dediği gibi startup'ı kurmakta hani bir adım atmanız gerekiyor. Aslında o adımlardan başlıca bir tanesi bu. Network yani. Zaten bir laf vardı. Neydi? Your network is net worth. Network your network is your net worth. Aynen. Aynen. Öyle bir şeydi. Çok doğru bir laf. Aynen. Tek o açıklıyor zaten. Onun dışında ya startup deyince zaten hani hep genç artık hani girişimciler falan diyoruz ya bunun başlıca şeyi aslında ekip olmak. Yani gençler arasında o biraz mesela zor olabiliyor. Çünkü herkesin böyle kanı kaynıyor ne bileyim herkes böyle atik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendini göstermeye çalışıyor. Fakat ekibin hani belli kişiler yüzünden işte ekibin dinamiği, kimyası bozulabiliyor. Bu yüzden ekip oluşturmak hani ekip olmak koordine şekilde hareket etmek çok önemli. Egoyu daha aşağıda tutmak özellikle böyle şeylerde daha iyi oluyor yani. Evet. Peki aslında ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum burada. Network önemli dediniz. Aslında şimdi biz de yeni Game Jam'den çıktık zaten. Bu Game Jam'ler sizce network açısından ne kadar etkili? Neler yapılabilir Game Jam'de kendilerini, networklerini arttırmak için örneğin? Bununla alakalı böyle öneri verebileceğiniz alanlar var mıdır? Game Jam'lar bence şöyle. Zaten her türlü oyun etkinlikleri bence genel olarak oyun sektörü network edinilmek için önemli. Game Jam'larda hani şu bir avantaj oluyor. İleride hani beraber çalışabileceğiniz veya hani sizinle aynı sektörde olabilecek stüdyolardan belki kişileri tanımış olabiliyorsunuz. Hatta bizim ilk katıldığımız bir Game Jam vardı Samet hatırlarsan. Sonrasında evet. Hani Pixel hikayesinde çok başka kişilerle aslında Seed Game Jam'de de hani tanışmışız. Aslında farkında değilmişiz hatırlıyor musun? Mesela evet, yaptığımız evet, oyun hakkında öyle konuşmuştuk. Evet hatırlıyorum falan demişti. Yani hiç bilmiyorsunuz. Game Jam'de yanınızda oyun yapan başka kişiler sektörde tekrar karşınıza gelebiliyor. Game Jam'ların yanı sıra oyun sektöründe şeyler de var. Türkiye'de şu anda hani bir sürü kuluçka ve girişim hızlandırma programı oluyor. Bunlar network için gerçekten çok hani kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bir ekibiniz var. Bir şeyler geliştirebiliyorsunuz. Bunu bir yerden bir yere taşımak istiyorsunuz. Ve bunun üzerine size yardım edecek kişiler, doğru kişiler bu hızlandırma programlarında olabiliyor. O yüzden hani bu kadar ilgi varken de Türkiye'de oyun sektörüne ve bu kadar program açılıyorken bunlardan da yararlanmak çok kritik. Biz hani zamanında Google'ın ve Game Factory'nin işbirliğini yaptığı bir oyun hızlandırma programı vardı. Ona katılmıştık. Onun faydasını gördüğümüzü söyleyebiliriz. O yüzden bu tarz şeylere katılmalarını da arkadaşlarına öneririz. Çok teşekkür ederiz. Peki aslında bununla ilgili biraz bahsettiniz ama ekipte gençlerin olmasının daha çok dezavantajlarından bahsettiniz. Bunun avantajları oluyor mu ekipte? Tabii ki de zaten o o zaten bayağı bir avantajı oluyor onun. Yani bir kere nesil olarak zaten hani yeni nesil artık ne derseniz deyin hani birçok kişi farklı adlandırıyor ama cidden daha aktif, daha böyle risk alabilen kişiler oluyor genelde. Şimdi yaş büyüdüğü zaman ya da böyle daha böyle şey ekiplerde çok risk hani alma değil de daha kendini garantiye alma üzerine falan gidiliyor. Şimdi girişim dediğiniz şey zaten biraz risk almadır aslında zaten. Hani o startup kültürünü oluşturmak, bir şirket kurmak, bir şeye atılmak özellikle ki şu an Türkiye'de oyun sektöründe bu çok önemli. En büyük avantaj taze hani fresh, taze kafa, açık fikir. Daha bana göre gençler biraz daha anlayışlı aslında bu çok hani öyle gözükmese de
belli şeyleri daha iyi anlayabiliyorlar. Cidden daha iyi karşılık verebiliyorlar belli şeylere. Mesela biz bir ekibiz ve bu ekipte yani muhtemelen en büyük benim. Yani öyle söyleyeyim. Ben 23 yaşındayım. Ve 7 kişiyiz yani. Öyle söyleyeyim size. Ve hani cidden dinamimiz, kimyamız çok iyi. Çünkü normal hani şeyi de yok. Bir şirket tamam bir şirketimiz olabilir, bir belli bir düzenimiz olabilir, bir ofisimiz olabilir, bir şey olabilir. Fakat hepimiz genciz, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Genel hani Türkiye'de Türkiye'nin durumundan hani neyin ne olduğunu biliyorlar, farkındalar ve oyun sektörüne nereye gittiğini biliyor. Bu yüzden herkes tam fokus bir şekilde çalışmaya odaklanmış durumda. Bu işte çok şey oluyor. Gençlerin arasında genç olmanın avantajı aslında bir nebze bu. Hani farkındalığı da yüksek oluyor gençlerin. Hı hı. Samet'e katılıyorum o noktada. Evet. Startup, hani başta startup'ın gereksinimlerinden falan konuşmuştuk. Bence hani genç bir ekip startup ruhunu gerçekten çok körükleyen bir şey. Çünkü hani zaten startup'ın doğası gereği hani hızlı reaksiyon alma, hızlı değişim sağlama gibi şeyleri genç insanlar ve genç ekipler olunca çok daha hızlı bir şekilde atılabiliyorlar. Çok daha hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden de startuplarda genç beyinler ve genç zihinler ve genel olarak genç ekipler çok önemli. Benim bu konuyla alakalı bir tık merak ettiğim şeylerden bir tanesi de aslında şu anda game sektöründe gerçekten inanılmaz derecede startup var. Ve şey hani benim arkadaşlarımdan duyduğum genel olarak bu alanda çalışanlar hep şey olarak söylüyorlar. Öncelikle bir oturmuş bir şirkette başlayıp orada bir şeyleri öğrenip süreçleri aşamaları öğrenip sonrasında startup kurmak hani çok mantıklı bir hareket. Özellikle game sektörü için diye söylüyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela sizler de bunu yapmış mıydınız? Ben şöyle bir cevap verebilirim. Evet hani zaten çalışan, şimdi startup kurmak sıfırdan bir makine oluşturup makinenin parçalarını büyütüp hani tamamen kendiyle çalışabilir bir çıktı üreten bir makine üretmektir. Zaten çalışan bir makineden örnek alıp hani büyük bir şirketin, iyi bir oyun şirketinden örnek alıp sonrasında kendi startup'ınızı kuracağınızda bu oradan edindiğiniz know-how ile bunu aktarmanız çok da kolay oluyor tabii ki de. Yani bu tecrübeye dayalı bir şey. Ama hani herhangi bir yerde çalışmamış olmak bir engel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Her türlü eğer atılıyorsanız buna, startup kültürüne atılıyorsanız, girişimciliğe atılıyorsanız, her türlü yolda ayağınız takılıyor, yolda zorla öğreniyorsunuz, edindiğiniz networkler sayesinde öğreniyorsunuz. Bu know-how'u bir şekilde elde ediyorsunuz. Belki daha yavaş. Hani başka bir büyük bir şirketten gördüğünüze göre daha yavaş. Çünkü kendiniz öğreniyorsunuz veya ekibinizle beraber öğreniyorsunuz. Ama eninde sonunda hani o know-how'u zaten elde ediyorsunuz. Hatta kendiniz uyguladığınız için belki çok daha farklı noktaları erkenden görebiliyorsunuz. Ben mesela zamanında bir oyun şirketinde çalışmıştım. Öğrenci olarak olduğum için COVID'de part-time çalışıyordum bir yerde. Çok iyi bir yer değildi. Orada gördüğüm negatif şeyler tabii ki de hani faydası oldu. Hani bunları asla yapmayız şeklinde hareket etmeme sebep oldu. Tabii ki de o yüzden artıları var. Aynen öyle. Ay şurada çok güzel bir soru görmüştüm aslında. Önce bir şunu bir ekrana almak istiyorum. Bu aslında şu anda tamamen herkesin hani aklında olan, hani buradan başlayıp hani tabir caiz değil, aslında doğru değil ama hani parayı kırıp hyper casual'da sonra bir casual'a mı geçsek falan, hani çok düşünüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, çok klasik bir soru Samet. Yani en aldığımız klasik sorulardan biri bu olabilir yani. Evet. Bunu hep duyuyorum zaten. Bilgisayara geçecek misiniz parayı şey yapınca, yani oyunu oyundan gelir elde edince mobil oyunlardan. Yani şöyle düşünüyoruz. İstiyorsan Samet sen başla, sonra ben ekleyeyim ya da çünkü bir önceki de cevap. Şöyle o zaman buna ben kişisel cevap vereyim biraz.
Pixar tamam. Zone'da değil de. Ona Yusuf versin. Şimdi tabii ki de belli bir yere, hani ben özellikle bunu isterim. Belli bir seviyeye geldikten, belli bir bütçeye ve hani büyüdüğümüz artık bu şirket scale olduğu zaman tabii ki de PC konsol tarafına ben geçmek çok isterim. Ve benim zaten kendi istediğim şey aslında hani tamamen güzel bir sanat eseri diyebileceğimiz oyunlar üretmek. Benim kendi yani kişisel tercihim bu her zaman hani bu hoşuma gidiyor benim. O yüzden yani şirket adına da Yusuf cevap versin. Benim kişisel olarak şeyim bu. Görüşüm bu. Biz zaten hani ekip olarak hani oyun hobimize ortak olarak konuşurken bile hani Samet'in dediği gibi sanat eseri gibi olan oyunlara hani çok büyük bir ilgimiz vardı ve zaten aslında biraz da hani bunu gerçekleştirmek istediğimiz için başladık. Hatırlıyorsan hani ilk oyunumuz Labyrinth'te bile hani belli bir art style, belli bir hani şey yakalamaya çalışıyorduk. O yüzden tabii ki de hani istiyoruz. Bu genelde zaten dediğin gibi gayet çok fazla mesela startup var. Ve çoğu startup'ın amacı da zaten genel olarak mobilden hani para elde edip daha büyük çaplı projelere kayabilmek. Ancak şöyle, mobil oyundan da para elde ettikten sonra hyper casual diyelim. Hyper casual'dan belli bir gelir, bir sermaye elde ettikten sonra mobil platformunun oyuncu kitlesi gerçekten çok büyük. Hani PC'ye veya konsola göre çok daha büyük. O yüzden hani PC ve konsol aşaması biraz daha long term oluyor. Çünkü ilk başta hani hyper casual çok oyuncu kitlesi olan bir türden oyun üretmeyi seçiyoruz. Eğer orada başarılı olursak sonrasında casual diyebileceğimiz, casual dediğimiz veya daha büyük çaplı mobil oyunlar. Niye? Çünkü hani gene sonuçta dünyanın hani kullandığı cihaz telefon ve hani en büyük kitle, oyuncu kitlesi mobil cihazlarda. Ondan sonrasında da orada başarılı olduğumuzda hani dediğimiz gibi sanat eseri gibi oyunlar hani gerçekten güzelce uğraşılmış, güzel bir hikayesi olan, güzel bir art style olan, güzel bir art direction olan oyunları yapabilmek artık en sonralarki aşamada hedefimiz diyebiliriz. Yani biraz daha bütçe planlamasıyla ilerlemek gerekiyor. Evet zaten. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Pardon. Sözünü kestim, kusura bakma. Yok önemli. Tabii ki de, ama fakat şöyle bir şey var. Mobil sektör, bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Şimdi belli bir hani başarı elde edersiniz, para kazanırsınız, şirket nereye gider, hani o sizi nereye götürür, onu bilemeyiz tabii ki de. Onu artık umarım ilerleyen zamanlarda görürüz hep beraber. Evet evet, işte aynen, yani hiç belli olmuyor gerçekten mobil oyun sektörü olduğu için. O yüzden kesinlikle bütçe planlaması, hani nasıl, ne zaman uygun olursa gibi biraz daha konu. Bir de zaten dediğiniz gibi biraz daha casual oyunlar, uzun soluklu oyunlar olduğu için bir tık daha bütçe gerçekten çok gerekiyor. Bir de sürekli aslında burada oyun deneyimi kazanıp da daha sonrasında casual'a geçmek, aslında farklı farklı yönlerini keşfetmek oyunların, biraz daha hem basit hem de daha emin adımlarla ilerlemek için uygun olsa gerek. Evet, çünkü evet. Burada biraz daha, çünkü ya benim incelediğim aslında Hyper Casual'da şu anda oyunlar hep birbirinin aynısı. Bununla ilgili bir soru da sormak istiyorum aslında. Hani siz bunun için şirket politikanız ne? Nasıl ilerlemeye çalışıyorsunuz? Hani bu tuttu, biz de hani tutacak başka bir oyun yapalım gibisinden düşünceleriniz neler? Hep aynı şeyler olması aslında. Samet, istiyorsan sen şey yap. Product Manager. Şöyle şimdi tabii ki de hani yeni bir şey aslında hani birden fazla bir şeyin birleşerek, harmanlanarak hani ortaya çıkıyor. Oluşmasıyla oluşuyor. Fakat biz de şirkette Pixelized Studio olarak genelde oyun, mobil oyun sektörünün %60'ı kadın olduğu için ilk başta bir fikir şey yaparken özellikle feminen şeyler düşünmeye çalışıyoruz. Eğer feminen bir şey düşünemezsek tamamen satisfy'a yönelik, hani oyuncuyu nasıl tatmin ediyoruz, nasıl beyin duyularını çalıştırabiliriz, buna odaklanıyoruz. Yani mesela bir duvar kırmak, mesela şimdi duvar kırmak tatmin edici ya da tabak kırmak tatmin edici, işte kırmak yani. Önce bunlara odaklanıyoruz. Fakat tabii ki de top chart dediğimiz hani ilk yüzdeki, ilk ondaki oyunları mecburen hani her gün takip ediyor, takip etmeniz gerekiyor.
Ve orada bile bir trend oluşuyor. Yani mesela bir ara Destruction oyunları çok meşhurdu. Yani vurup kırmalı. Bir ara tamamen piyasada feminine runner'lar vardı. tamamen pembe gözüken, beyaz bir platform üzerinde işte mini etekli kızların yürüdüğü falan böyle oyunlar gezmeye başladı yani. Hani o yüzden biraz hani birçok stüdyo gibi aslında herkes bunu yapmak zorunda. Top chart'a göre işte veya haftalık trendlere göre, TikTok trendlerine göre, Instagram trendlerine göre aslında stüdyoların yaptığı haftalık oyunlar hepsi bunlara göre şekil alıyor işte. Biz de mecbur buna göre Pixelized'da şekil alıyor diyeyim yani. Şey ekleyeyim ona, hani gayet çok fazla aynı oyun var dedin ya. Gerçekten hani çok fazla hyper casual üreten stüdyo ve şirket var ve her gün yani yüzlerce işte oyun test ediliyor. Ama gerçekten hani oyunlarda en küçük bir niş fark bile hani mekanik açısından, görsel açısından bu testlerde ve hani şeylerde çok büyük fark yaratabiliyor. Yani çoğu benzer oyunu aslında olsa bile küçük farklılıklarla, küçük iterasyonlarla tekrar mesela top chart'a sokabiliyorlar. Çok benzer bir oyun. Neredeyse aynısı. Ama mesela karakteri değiştiriyor. Platformu değiştiriyor. Tekrar top chart'a giriyor. Yani bunun çok örneği var. Aynı mekaniği alıp, mekaniği revize edip tekrar oyunu yollayıp top chart'lara sokabiliyorlar. Çok küçük farklarla yani şey yapabiliyor hypercasual sektörü. Evet. Zaten yani yani bu aslında daha önce de konuşmuştuk. Hani çok küçük değişiklikler oluyor genelde de. Ama yani çok etkilediği de oluyor dediğiniz gibi. Umuyoruz ki farklı bir yerlere de evrilir tekrardan hyper casual. Çünkü bu tarz hep aynı içerikleri görmek biraz mesela ben bir kullanıcı olarak beni üzebiliyor arada bir. Ama tabii ki diğer kullanıcılara baktığımız zaman genel olarak onların daha çok hoşuna gittiği olabiliyor ki hatta muhtemelen gidiyor ki şu anda genel olarak onlar tutuluyor diyebiliriz. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Güzel bir soru. Şöyle diyeyim ben kişisel olarak cevaplarsam. Pixelized olarak, ekip olarak hani hep bir vizyonla, hep bir başarmak istediğimiz bir şeyle. Dediğimiz gibi hani bir önceki sorularda söylediğimiz gibi sanat eseri diyebileceğimiz oyunlar üretebilmek için. Yani tutkumuzu gerçekleştirebilmek için hep bu vizyonda ve bu motivasyonda çalıştık. Bu da gerçekten bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Hani bir gün hepimizin zevkle oynayabileceği, zevkle paylaşabileceği ve zevkle scale edeceği oyunlar üretebilmek gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda bence şu da bir motivasyon kaynağı. Biz oyun sektörüne giriyorken yeni yeni Türkiye'de oyun sektörü popülerleşmeye başlıyordu. Şu anda gerçekten hani Türkiye'de oyun sektörü çok en başarılı sektörlerden biri bence. Zaten hani Türkiye'ye getirdiği döviz açısından da belli oluyor ve aldığı yatırım açısından da geçen sene en çok yatırım alan sektörü oyun sektörüydü. Hem yurt dışından hem Türkiye içerisinde. Yani bu da bu bizim sektörümüzün bu kadar potansiyelli olması ve Türkiye içerisinde bu kadar ilgi görmesi de aynı zamanda bence benim için bir motivasyon kaynağı. Samet sen ne diyorsun? Yani bir oyun hani Yusuf'un da dediği gibi hani oyun yapma hevesimizden dolayı aslında bende de şöyle bir şey var. Mesela bir Mevlüt Dinç'ten örnek vereyim. Mevlüt Dinç'i bilir misiniz? Bilmiyorum. Evet kendisi geçen sene ACS'de yayınımıza gelmişti. Hatta yarın da tekrardan konuğumuz olacak. Küçük bir spoiler vermiş olalım. Hemen ondan örnek vereyim. Mesela Mevlüt Dinç'in bir oyunu vardı. İstanbul Krenet Vakti diye. Zamanında çıkardıkları sohbet stüdyoyla. Kaç yıllardır hatırlamıyorum ama 2009-2010 olabilir. Oyun İstanbul'da geçiyor. Kıyamet, post apokaliptik bir dünyada. Gayet hani o zamanlar meşhur. Ama 2010-2011 yılları falan çok fazla kullanıcısı var. Biz de oynuyoruz, ediyoruz falan. Ve oyunu tamamen böyle hani gidiyorsunuz işte İstanbul içinde yaşıyorsunuz Eminönü'nde falan ve oradaki hani gerçekten o kapalı çarşıyı, oradaki
İş Bankası mıydı oradaki bina? O eski bankaları, binaları hepsini görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve ben gerçekten o yaşlarımda da tam onu oynarken, o sıra İstanbul Fenerbahçe'ni oynarken İstanbul'a gittim. Ve cidden bana dokunmuş oyun yani. Hani oraya gittim de etkilendim. Hani kendimi İstanbul'a değil, oraya gittiğimde İstanbul Fenerbahçe'nin içinde hissediyordum yani. Hani oyun içinde hissediyordum. Hani o da yani Mehmet Dinç mesela burada bana, o Sobe diyor ve Mehmet Dinç bana burada dokundu mesela. Yani bana en çok aslında motivasyon sağlayan şey bu. Ya ben mesela ekip olarak, ekibimle hani bir oyun çıkartıp insanlara dokunmak istiyorum aslında. Belli hani duygularını harekete geçirmek istiyorum. Benim büyük motivasyonum aslında bu. Evet, çok güzel. Ya oyunlar aslında evet, oyun üretmek sadece böyle fabrika gibi bir ürün üretmiyoruz sadece. Aynı zamanda gerçekten insanlarda belirli duygular açığa çıkaran şeylerdir oyunlar. Çünkü hani müziğiyle, sanat yönelimiyle ve aynı zamanda mekanikleriyle insanlara çeşitli duygular hissettiriyor. Yani Samet'in dediği gibi bunu eğer hani insanlarda hissettirebilirsek bu bizim için çok büyük bir zevk olur. Gerçekten çok güzel bir cevaptı. Şimdi aslında tam böyle sektörün içinden bir soru yine. Padişah Şeker. Şakay. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Bireysel olarak gelişen bir üründe başarı yakalamak mümkün mü? Padişah seçersen hangi şey? Şimdi bireysel olarak şimdi bahsetmiştik. Piyasayı bilmiyorduk demiştik size. İlk oyunumuz bizim Love It. Yani gerçekten hobi olarak geliştirdik ve bireysel olarak geliştireceğiz. Hani bunu 3-4 ay içerisinde bitireceğiz diye planlayıp ki 3-4 ay içerisinde bitirdik. Hani reklam basarız. İşte güzel mekanikleri var, güzel artı sayılı var. Reklamla biz bir oyunu bir şekilde indirtiriz. Bir şekilde gelir elde ederiz. Yani oyuncusu satın almalarından falan diye düşünüyorduk. Ama oyun sektörü öyle bir hale geldi ki o kadar fazla şirket var ki o kadar fazla hani her gün reklam harcaması yapılıyor ki gerçekten hani kendiniz yayınlayabilmek için oyunu, yani self publishing deniyor buna sektörde. Self publishing yapabilmeniz için çok büyük bir para harcamanız gerekiyor. Gerçekten çok büyük. Yani günde reklam masrafı 50 bin, 100 bin dolar olan hani şeyler var sırf bir oyuna. Ve çok daha fazlası da var, bu hani şey bir rakam. Çok bu kadar büyük paralar harcanıyorken oyunu yukarıda tutmak için hani kişisel olarak oyunu yayınlayıp bir yerlere getirebilmek biraz hani şans söz konusu oluyor. Veya yatırım alıp reklam basacaksın tamamen mesela. Ama hani oyunumu yayınlayayım, hani oyun mekanikleri çok iyi, işte görselleri çok güzel. Dünyanın en iyi oyunu olsa bile kendi başına bir şekilde yükselmesi artık çok zor bu çöplüğün içerisinde. Çünkü mesela publisher seçerken demişsin, o kadar büyük publisherlar var ki bu publisherlar her gün işte onlarca oyuna her gün on binlerce dolar reklam harcıyorlar. İmkansız artık hani mesela senin harcadığın günlük 1.000 doların onların arasında yarışması bile. Publisher seçerken de şöyle yakın dönemde biz de hani bu süreçlerden tekrar geçtik. Hani yeni publisherlarla görüştük. Yeni publisherlar seçtik. Publisher seçerken bence publisherların portfolyosu çok önemli. Şimdi publisherların nasıl portfolyosu var? Tapçarda çıkardıkları oyunlar, hani ne kadar süre tapçarda kalıyorlar, ne kadar çok oyunları tapçarda çıkıyor. Kendi oyunları değil tabii ki de ama publisherların işi aynı zamanda hani marketing olduğu için bu onu iyi yapıp yapmadıklarını gösteriyor. Mesela çok kötü bir oyunu çok iyi yerlere getiren publisherlar da var. Bu onların gene marketing yeteneği sayesinde. O yüzden bence en önemli şeylerden biri dünya çapında ne kadar başarılı oldukları, yani ne kadar bir know-how elde ettikleri, ne kadar tapçartı çıkartıp. Aynı zamanda şimdi bazıları çok iyi olsa da bazı publisherlar finansal açıdan çok fazla rahat olmuyorlar yani. İlk başlarda biz hatta bir tane publisher'la çalışıyorduk. O zamanlar çok bilmiyorduk gene Love It sonrası dönemi. Çalıştığımız publisher hani beklentisi şeydi. Size para vermeyeyim, test edeyim. Oyun başarılı olursa %50 %50 şey yaparız ama hiçbir türlü geliştirme sürecinde para vermiyor. Hani bu publisher'ı da zaten sonradan hani yollara ayırdık. Çok fazla şey yapmadık bu yaklaşımlar yüzünden. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor tabii ki de. Sence Samet? Bence ya ben tamamen katılıyorum zaten. Yani çok diyecek bir şey yok.
Belki şunu diyebilirim. Biraz da şu an şey değişmek üzere. Publisher'lar da artık belli şeylere ayrılmaya başladı. Mesela bir publisher artık daha kaliteli oyunlar yapmak istiyor ve ona göre stüdyo seçiyor kendine. Bir publisher da önüne gelen stüdyoyu alıyor. Yeter ki bana her gün işte prototip versin, her hafta prototip versin. İşte ayda 500 tane oyun deneyeyim falan filan gibi. Bunları da hani göz önüne alarak publisher seçmek mantıklı. Ama şu da var. Hani şimdi diyeceksiniz nasıl bunu bilebiliriz? Ya çok şey değil aslında. Hani dediğimiz gibi network belli işte şeylere katılarken bunu anlayabiliyorsunuz. Seminerlere, bilmem nelere, yayınlara falan gibi. Publisher seçerken hani özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Beklentileri başka olabiliyor. Hani dediğin gibi Aynen öyle. tarzları artık değişiyor. Yani bu sefer tarzınız uyuşmazsa zaten hani başarı elde edilemiyor. O hani sinerjinin de Aynen kalması lazım ya publisher'da. bir publisher daha fazla idle yayınlıyor mesela. Bir publisher daha fazla runner, hyper casual üzerinden gidiyor yani. Onun gibi. Evet. Sena, senden sorun Tamam. alalım istersen. Tamam. Ben şeyle ilgili sormak istiyorum. Sizin startup'ınız Teknokent'te kurulmuş bir startup. Bunun herhangi bir avantajı oldu mu? Neden Teknokent'te startup kurmayı tercih ettiniz? Avantajları gerçekten çok oluyor. Hele ki hani bizim gibi yeni başlayan hani startuplar için özellikle yazılım alanında olan startuplar için çok kritik bence. Çünkü hani hepimiz zaten vergilerin farkındayız nasıl bir durumda olduğunun. Şu anda da yani teknokentlerin şöyle bir faydası var. Gelir vergisi işte SGK'lar çalışanlar için verdiğiniz vergilerden çeşitli muafiyetler sağlıyorsunuz. Normalde bunlar hani gerçekten kazandığınız paranın çok büyük bir payını vermeniz gerekiyorken devlete teknokent bünyesinde olursanız bunlardan muaf oluyorsunuz ve çoğu size kalmış oluyor o gelirin. Bu gerçekten yeni başlayan şirketler için çok kritik bir şey. Çünkü kazandığınız her para sizin için kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Teknokentler bence şu yüzden de güzel. Bir ekosistemi var. Hani bir kültürü var. Startup ekosistemi var. Yani biz mesela bir oyun şirketiyiz. Yukarı katımızda başka bir oyun şirketi var. Başarılı bir oyun şirketi var işte. Onların ofisine gidiyoruz. Biz onları ofisimize davet ediyoruz. Hani karşılıklı bir yardımlaşma, bir hani network sağlıyor aynı zamanda teknokentler. Çünkü hani sizinle aynı zihin yapısında olan ve sizinle hani aynı sektörde olabilen insanların bir araya geldiği bir yer oluyor. Şu soruyu aslında akıllara getiriyor biraz daha bu cevap. Peki hani Teknokent'te böyle startup olarak başlamak isteyen arkadaşlar için hani Teknokent'e nasıl başvurulur? Bu süreçler ortalama ne kadar sürüyor? Gibisinden böyle birkaç tüyo da verebilir misiniz? Şey şöyle teknokentler şu anda hani Ankara'daki çoğu teknokent dolu. Hani biz teknokentlere ilk başvuracağımız süreçte hani çoğunu arıyorduk. Hani hepsi doluyuz. Sırada işte 50 şirket var diyorlardı. Ve hala öyle. Teknokentlerde şu an sıralarda çok fazla şirket var. Biz şu açıdan biraz şeydik. Hacettepe Teknokent biraz daha oyun şirketlerine odak vermeye kararı almış. O yüzden oyun şirketleri için hani zaten hani Teknokent'in yakında da mesela Tailwords falan da yeni bina kuruyor. Hacettepe'de olanlar bilirler. Biraz daha hani Hacettepe yönetimi ve Teknokent yönetimi oyun şirketlerine verdiği bu artı puan sayesinde hani görüşmek istediler bizle. Görüştükten sonra zaten hani sıraya girebileceğimizi söylediler. Biz Kuluçka'ya girdik. Çünkü hala yer yoktu. Sırada şirketler vardı. Kuluçka'da yaklaşık bir ay bekledikten sonra birkaç yer boşaldı. Ve bu boş yerlerden birisini seçtik biz. Yani Hacettepe için bizim için böyle artılı bir süreç oldu diyebilirim. Hani ODTÜ Teknokent falan şu an hani çok dolu hepsi. O yüzden belki hani 50 şirket sırada bile beklenebiliyor maalesef. Bu da aylar sürebiliyor. Aylar sürdükten sonra nasıl bir ofis geleceği de belli olmuyor.
Ama teker teker tüm teknokentlerin aranıp hangisi en uygunsa, aynı zamanda şeyi de gözetmek lazım. Hani sektör açısından mesela ODTÜ Teknokent'te bir sürü oyun şirketi var. ODTÜ Teknokent oyun şirketleri için güzel bir seçenek. Hacettepe Teknokent de öyle olmaya başladı aynı zamanda. Mesela oyun sektöründen bir şirket kurup ofis istiyorsanız bu iki teknokent işi tercih etmek mantıklı. Ama dediğim gibi yer olmadığı için hepsini arayıp bilgi almak lazım. Bizim için 2 aylık bir prosedürdü yani. Yaklaşık aslında olarak. Biraz evet. Kısa sürmüş. Evet, normalde o kadar kısa değil. aynen. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Teknokent yönetimi bir toplantı, bir seminer gibi bir şey düzenledi. Oyun sektöründe çalışan işte firmaları aldı, topladı bir yere. Orada bir sohbet gerçekleştirdik. Orada mesela yanlış hatırlamıyorsam bir firma 3 yıldır bekliyordu. Evet, evet, evet. Var yani. Çok uzun sürebiliyor yani gerçekten. 3 yıl. Gerçekten 3 yani. Yıl bir tık yeterli bir süre. Biraz fazla çünkü tam böyle kurumsallaşmak için artık bir süre gibi bir şey hani. Ama bu biraz şey de olabilir. Fazla. Mesela biz 5 kişilik, bize 60 metrekare bir ofis yetiyordu. Hani şey de var. 2 kişilik, mesela adamlar 2 kişi 70 metrekare ofis yapmışlar. Hani hiç gerek yok diyor adam. Ben buna hani o parayı vermeme de gerek yok. Ben daha küçük bir yerde de çalışırım diyor. O yüzden daha küçüğünü bekliyor bu sefer. Evet. Öyle, evet. Öyle. Peki şu da aslında sektörde merak edilen şeylerden bir tanesi, sektör çoğunluğu olarak hala bir tık İstanbul'da, ne kadar Ankara'da da artık çok fazla olsa dahi, siz şu an Ankara'da bir firma olarak sizin için dezavantajları var mı ya da avantajları var mı? Şöyle ya, dediğin gibi aslında evet, İstanbul'daki oyun sektörü hani çok ayrı, ama şu yüzden bence İstanbul'daki startup kültürü hani Türkiye'deki herhangi bir yere göre artık hani çok daha fazla. Tüm hani startup kültürü ve hani bu tarz şeyler İstanbul'da çok daha fazla şey yapıyor. Çünkü İstanbul çok daha metropol, çok daha global bir şehir. Doğal olarak orada büyümesi de normal. Ama Ankara'da oyun sektörü açısından bence hani şu an güzel bir durumda. Çünkü çok başarılı şirketler var. Hani Alictus olur, Pantheon olur, Taverse, bunları hani sayabiliriz. Hani gerçekten oyun sektöründe etki yaratmış birçok şirket var Ankara'da. Hatta hani sayı, başarı ve sayıya göre oranlayacak olursak Ankara'da daha fazla olabilir diyebilirim. Çünkü İstanbul'da çok fazla var. Ankara'da az var ama başarılı çok var. Yani İstanbul'da da tabii çok başarılı olanlar var. O yüzden bence herhangi bir dezavantajı yok. Hatta avantajları var. Daha küçük bir yani ekosistemin içinde oluyorsunuz. Ama küçük ama başarılı olan bir ekosistem. O yüzden avantajlı bence Ankara. Bir de sanırım şu da etkili oluyor. Hani çok fazla bir İstanbul'daki kadar bir yol derdi olmadığı için en azından şirket çalışanları için biraz daha motivasyonu mu arttırıyor diyebilirim. Ya da mental sağlığı koruyor olarak da aslında bir tık düşünebiliriz. Tabii ki de. O da bir etken yani. İstanbul'da yol trafiği, yolda kafayı yememek mümkün değil yani. Kesinlikle. Aynen öyle. Özellikle zaten teknokentlerin bulunduğu yerler de yani güzel yerler. İşte Beytepe, ODTÜ falan. Eskişehir yolu falan. Yani evet, güzel. İstanbul'da çok zıt yerlerde mesela teknokentler biraz. Evet. O tarz bir sıkıntısı da var aslında. Şöyle chatten başka bir soru alalım. Ne kadar zor denilmek isterim sanırım. Startup'a başlarken yapılan planlar derken tam acaba ne denmek istemiş onu düşünmeye çalışıyorum. Sanırım aşamalardan bir tık daha bahsedilmek isteniyor. Benim anladığım kadarıyla yani. En azından. Yani startup'a başlarken yapılan planlar, hani oyun sektöründe herhangi bir farklılık var mı bu planlarda demek istemiş Alper herhalde. Şöyle söyleyeyim, hani genel yapı olarak tabii ki de çok hani benzer. Sonuçta genel bir oyun şirketi kurmak da bir makineyi ayağa kaldırmak, en başında yaptığım örnek gibi bir makine oluşturmak. O yüzden startup'ta hani herhangi bir sektörde olan bir startup'ta kurulan aşamalar oyun sektöründeki bir şirkette, bir oyun şirketi için de izlenebilir aynı planlar.
Sanırım bunu sormak istemiş. Yatırımcı bulma süreci bu sektörde ne kadar zor? Yatırımcı bulma süreci en az zor olduğu sektörlerden biri diyebilirim. Çok kolay. Şu anda çok gerçekten yani. Yatırımcılar hani oyun lafını duyduğu anda hani artık kasaları açmaya başladılar. Gerçekten biraz öyle. Çünkü elde edilen paraları ve sektörün büyüklüğünü görünce hem yurt dışından hem Türkiye içerisinden hem işte venture capital'lar olsun işte fonlar olsun çok fazla kişinin hani gözü dolar işareti olmaya başladı yatırımcıların açıkçası. O yüzden gerçekten yatırım konusunda en rahat sektörlerden biri oyun sektörü. Ancak şu şey hani problem olabilir. Hani rekabet diyebiliriz ama zaten hani kalitede kendini ayırt ediyor yatırımcılar arasında. O yüzden onu da çok bir etkisi olacağını sanmıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ama tabii şu var, şunu ekleyeyim. Bir oyun çıkartıp tak diye yatırımcıya giderseniz tabii ki de yatırım alamayabilirsiniz. Yani. O öyle bir şey değil. Tabii ki de. Yani. Ama diğer sektörlere kıyaslayınca önemli. Tabii daha kolay. Yani. Ya başarılı bir iş varsa muhtemelen alırsınız. Elinizde başarılı bir oyun varsa alırsınız. Yatırımcılar için, yatırımcı demişken madem hani şunları da ekleyeyim biraz. Yatırımcılar için oyun sektöründe şu an oyunun yanı sıra ekip çok kritik. Yani gerçekten yatırımcılar bakacağı ilk şey ekip. Kim var? Kim ne yapıyor? Hani kim nasıl bir kalite sunuyor? Kim hani background'ı ne? Bunlara gerçekten çok önem veriyorlar. Yani görüştüğümüz yatırımcılarla görüştüğümüz zaman da hani hep bunları dikkate aldığını gözüme battı benim. Ekip ve ürünün kalitesi hani iki faktör genel olarak. Peki burada ekipte tam olarak neye bakıyorlar? Mesela hani siz de henüz okuyorsunuz. Yani daha çok yaptığınız işlere mi bakıyorlar? Eğitime mi? Daha detaylı. Ekipte şöyle hani aynı zamanda ekibin önceden mesela bireysel olarak hani ne yapmışlar ona tabii ki de hani bakıyorlar. Hani önceki CV'leri nasıl, buraya gelmeden önceki nasıl bir tecrübeleri var? Daha önce hani şirket yönetme tecrübe olmuş mu? Hani gibi şeylere de bakıyorlar tabii ki de. Ama hani ekipçe aynı zamanda en çok önem verdikleri şey nasıl başarılar elde etmişler ürünleriyle. Yani mesela atıyorum hani hyper-casual sektöründe düşük CPI ve top chart önemli bir kriterdir. Düşük CPI ve top chart getirmiş bir ekip olursa tamam bu ekip hani beraber işleyebiliyor deyip onların gözünde bir artı oluyor. Aynı zamanda çok yönlüğe de önem veriyorlar. Şimdi hani ekipler genelde oyun sektöründe küçük olduğu için herkesin bir sürü işi aynı anda yapması gerekebiliyor. Ve hani ekipte herkes birden fazla işi aynı anda yapabilince gene hani onların gözünde bir artı oluyor. Bir tane daha artı sayayım madem aklıma gelmişken. Üretimin içinde olmasına da önem veriyor yatırımcı şirketler. Yani atıyorum Samet mesela 3D artist, ben mesela game developer'ım. Her yeni kurulan şirkette bu aynı durum olmayabiliyor. Üretimin içinde olmayabiliyor co-founder'lar. Ama co-founder'ların üretim sürecinin içinde olması ve yani işi bilmesine de önem veriyorlar. Bu yüzden bir güven sağlıyor yatırımcıya. Evet, aynen. Şöyle bir soru var. Teknokent'te çalışma ortamı nasıl? Teknokent'te şeyde hani soruda da bahsettiğimiz gibi hani o startup ekosistemi ve hani sektör ekosistemi çok hoş bir şey. Yani gerçekten komşunuz büyük şirketler olabiliyor, küçük şirketler olabiliyor. Sektörden hani bambaşka sektörlerden veya sektörünüzden başarılı kişiler olabiliyor. Ve yakın olduğunuz için de bir şekilde kontak kuruyorsunuz sonuçta. Adam hani 4 kat yukarınızda, 2 kat aşağınızda iletişim halinde olup hani tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaşıp beraber hani sohbet ediyorsunuz. Bu da her zaman bir artı. Teknokent çalışma ortamını o yüzden ben seviyorum. Hani başladığımızdan beri çok hoşuma giden bir şey. Sence nasıl? Senin hoşuna gidiyor mu? Ya aynen öyle. Özellikle ekosistem tamamen çok hani alt kat iniyorsun. Başka biri var. O da oyun sektöründen. Sohbet edebiliyorsun çok rahat. Hani güzel bir network kuruyorsun orada ya. Hı hı.
Ya aslında ben de bir tık sizin ofisinizi gezme imkanını bulan biri olarak, yani özellikle sizin ofisiniz bünyesinde, bence kendim şahsen cevaplayacaksam bu soruyu, gerçekten çok eğlenceliydi. Yani Çok teşekkürler. böyle ayrılan bir ortam yok, hani gerçekten bir iç içelik var, bir birlik var, hani herkes her an her şeyi koşturabilir bir ortam olduğu için çok güzel. Ayrıca balkon da çok güzel gerçekten, Hacettepe çok inanılmaz derecede eğlenceli bir ortam var diyebiliriz. Evet, Evet, çok 60 60 metre. metrekare ofisimiz var. 370 metrekare 300 metre. balkonumuz. O da bizim ofisimizin ironisi. Evet. Kaç katı oluyor? Ofisimizin yaklaşık bir 5-6 katı terasımız Evet. var. Şöyle farklı bir soru var aslında. İtalya'dan selamlar. Ha, süper. Yurt dışı imkanlarınız nelerdir acaba? Yurt dışı imkanı oyun sektörü açısından mı acaba, yoksa hani startup şey Ya oyun açısından? sektörü İkisini açısından açısından sanırım. da değerlendirin. Aynen. Tamam. Sen mi cevaplayacaksın yoksa ben mi? Ya ben şunu diyebilirim kısaca. Yurt dışı imkanı, ya mesela ben Pixel Studio taşımak istiyorsam bunu mesela İngiltere'ye, Amsterdam'a bir yere falan taşımak isterim. Neden? Çünkü oyun sektörüne veya Kanada'ya oyun firmalarına yani adamların yardımları var yani. Belli imkanları var. İşte vergi indirimleri var. 2 yıl fatura almama gibi bazı ülkelerin hani muhabbeti var. Böyle bir muhabbet var. Yani bunlardan dolayı tercih edilebilir. Yurt dışı imkanları belli ülkelerde var. Özellikle oyun sektörü babında. İngiltere ve Hollanda, Kanada gibi. Malta'da var mesela. Malta'da da yine vergi indirimleri var. Bunun gibi. Evet, çok avantaj sağlayabilen ülke olabiliyor. Samet'in dediği gibi mesela Kanada'dan örnek vereyim. Çoğu mesela hani atıyorum EA, Ubisoft olur. Bu tarz büyük şirketlerin hani Amerika ofisi olsa da aynı zamanda Kanada'da ofisleri oluyor. Hepsi Montreal'da falan ofisleri var. Çünkü onlar da hani bunlardan yararlanmak için ofis kuruyorlar ve gerçekten çok büyük fayda sağlıyorlar. Kanada'da o yüzden oyun sektörü açısından aslında hani iyi bir noktaya gelmiş bir ülke. Ve de Samet'in dediği gibi İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde çok iyi. Şöyle bir bireysel olarak da cevaplandım, yani soru açık olduğu için. Bireysel bir yani oyun sektöründeyseniz yurt dışı imkanı şirket olarak değil, bireysel olarak çok gerçekten potansiyeli var. Çünkü eğlence sektörü olduğu için ve aynı zamanda yazılım sektörü olduğu için, yazılım sektörünün yurt dışındaki hani imkanlarını zaten çoğumuz biliyoruzdur, hepimiz biliyoruzdur. Genel olarak dünyanın her yerinde bir ihtiyaç oluyor ve çok büyük de şirketler var. Gerçekten hani zaten oyun sektörünün büyüklüğü mesela film sektörünün tüm mesela Hollywood olur, hani normal sinema filmleri sektörü artı online şey sektörünün, dizi, Netflix, işte Hulu gibi şeylerin birleşiminden çok daha büyük mesela oyun sektörü kendi başına. O yüzden sağladığı iş de her konuda çok fazla oluyor. Pazarlamasından tut, tasarımına, yazılımına, yurt dışı imkanları o yüzden çok fazla olduğunu düşünüyorum sektörün. Peki siz şirketi yurt dışına taşıma gibi planlar var mı hiç gelecekte? Yani Tabii ki de biz de hani bizim de bir planlarımız arasında midterm ve long term'de şirketimizi globalleştirme ve yurt dışında da bir ofis açma planımız var. Ve bunu hani gerçekten bir oyunda başarı elde ettikten sonra ve gerçekten sistematiği tam anlamıyla düzenli bir hale getirdikten sonra yapmak istiyoruz. O yüzden midterm hedeflerimiz arasında diyebiliriz. Bizim hani nereye taşımak isterdiniz diye soracak olursan hani İngiltere ve Hollanda gerçekten isteriz. O yüzden bizim hani taşıma planlarımız var. Evet diye cevap vereyim ona. umarım kısa süreçte o zaman olabilir diyeyim. Şöyle Umarım. chatten Teşekkürler. son bir soru alayım. Evet. Güzel bir soru. Ben şöyle cevap vereyim, sonra Samet'e ileteyim. Oyun sektöründe gerçekten hani bambaşka sektörlerden, bambaşka alanlardan giren çok fazla insan var. Çünkü oyun sektörü hani az önce dediğim gibi bir eğlence sektörü olduğu için
teknik alanın dışında çok fazla alan var. Özellikle analiz konusunda, işte pazarlama konusunda, analiz ve pazarlama için çok fazla iş şeyi var. Oyun mesela tasarım ve yazılım dışında da game designer'lık var. Oyunun hani nasıl işleyeceğini ve oyunun içinde neler olacağını planlamasını yapan bambaşka bir mesela iş alanı var. Bu ikisinin ortasında olan. Onlar dışında dediğim gibi hani yine digital marketing ve pazarlama noktasında çok büyük açıklar var. Şimdi oyun sektörüne dediğim gibi artık şeye döndüğü için hani reklamlama ve pazarlama gücünüz yoksa dünyanın en iyi geliştirme ekibine ve en iyi art ekibine sahip olsanız bile bir işe yaramaz. O yüzden ne kadar development önemliyse, geliştirme önemliyse o kadar güçlü de bir pazarlama ekibi ve analiz ekibi olması gerekiyor. Çünkü artık sektör hani insanların ne istediğini verilerden analiz edip bunu pazarlamaya döküp ondan sonrasında oyunla beraber bunları beraber sunmaya döndü. Samet, sen product manager olarak hani ne düşünüyorsun pozisyonlar konusunda? İş geliştirme, büyüme analizinin dışında aslında şey diyebilirim, oyun geliştirici ve tasarımcı da aslında çok bölünen bir şey oyun sektöründe. Ya tasarımcı da mesela artık game designer, işte technical artist, VFX artist, işte 2D'sinden 3D'sine hani çok bölünüyor aslında. Tasarım alanı bile çok bölünüyor. Aynı şekilde aslında geliştiriciler de öyle. Hani AI developer, işte game developer, işte Unity bilmem ne developer falan. Hani çok şey olmaya başladı aslında. Dallara bölünmeye başladı diyebilirim. Türkiye'de yani geliştirme işin içinde olmanın dışında publisher'la açılan iş pozisyonları da çok fazla oldu bu arada. Hani sadece üretimde olmasına gerek yok. Publisher'lar sadece mesela hani marketing ve analize odaklı. Mesela publishing manager, çok fazla Türk publishing manager olmaya başladı. Çoğu hani çalıştığımız yayıncılarda Türk publisher görüyoruz artık. Hangi ülkeden olurlarsa olsunlar. Fransa olabilir, İsrail olabilir. Hepsinde oluyor. Yani aynı zamanda publishing şirketlerinde de bu tarz pozisyonlar çok fazla var. Şöyle bir sorumuz daha var aslında. Güzel bir soru. Son kısmından dolayı istiyorsan Samet sen şey yap. Aynen, tamam, ona geleyim. Şimdi product manager hani üretimden sorumlu olacak kişi aslında product manager. Yani o yüzden üretimin birçok kısmını bilmesi gerekiyor. Yani tasarım nasıl işler, işte developer ne yapar, nerede ne yapar, neyi kullanır. Hani tasarımcı neyi kullanır, nereye referans alır, kaynakları nerede, hani bunları aslında biraz hakim olması gerekiyor. Hani ben bir developer değilim ama bir sunum yaptığı bazı şeyleri anlıyorum mesela. Yani bilmek zorundayım çünkü. Hani işleyiş ve gidişat açısından. Biraz şöyle olabilir. Yani bence developer ya da bir artistsiniz, developersınız. Hani biraz böyle birkaç o ekip tecrübesini kattıktan sonra kendinize hani birkaç şey görüp sonra product manager'la tabii ki de hani yönelebilirsiniz. Fakat orada da biraz şey lazım. Dediğim gibi lider, yani yönetim liderlik gibi bir şey lazım yani. Hani sesinizin çıkması lazım açıkçası, öyle söyleyeyim. Evet. Diğer pozisyonlar açısından cevap vereyim. Hani bu sorunun başında onu da sormuş herhalde. Oyun sektöründe genel olarak şimdi en önemli kriter tecrübe demişler. Tecrübe çok önemli bir kriter. Ama sadece hani illa bir şirkette çalışmış olsun, şu kadar yıl, şu kadar sektörde olsun gibi bir bakış açısı yok. Çünkü zaten çok yeni bir sektör. Ki çoğu kişi zaten çalışmamış oluyor. Hani iki artı yıl herhangi bir şirkette. Senior developer mesela çok az var. Onun yerine kişisel yapılan projeler, kişisel yapılan oyunlar, yani kısacası portfolyoda neler yapılmış ve portfolyoda neler bulunuyor. Bunlar önemli oluyor. Hani ben bir şirkette çalışsın demeniz bir artı, ama daha çok ben bu oyunları yaptım,
işte Google Play'de şu linkini atabilirim, ben bu tasarımları yaptım diye gösterebilmek oyun sektöründe çok önemli. Şunu ekleyebilirim. Taze, yeni bir sektör olduğu için aslında, yeni gelişen bir sektör olduğu için birçok firmada aslında staj yapmak hani iyi olabilir. Özellikle yeni mezunlar ve öğrenciler için. Yani staj yapın, gidin bence staj yapın yani birçok yer. Onu görün. Çünkü şöyle bir şey var. Product manager'dır, işte game artist'tir, marketing artist'tir, game designer'dır. Hani bunlar Türkiye'de şu an hani 5 yıldan mesela hani kim 10 yıllık bir game designer ki Türkiye'de? Çünkü Türkiye'de doğru düzgün bir oyun sektörü hani 10 yıldır yok yani. Hani sadece birkaç stüdyo var, onlar köklü yani. Onun dışında bir şey yok. Tamam, mobil sektör aldı başına gitti. Hani mesela bir yeni bir firmaya girdiniz, şirkete girdiniz stajyer olarak. Genelde sizi hani işinizi zaten düzgün yapıyorsunuz, sizi tutuyorlar. Hani orada gelişmeye başlarsınız. Mesela orada stajyer olarak başlarsınız. Stajyer marketing artist misiniz mesela? Artık junior olursunuz, alırlar sizi birkaç sene. Hatta birkaç sene değil, birkaç ay sonra alırlar. Ya çünkü yok, piyasada yok yani. Marketing artist diye girin. Hani belli farklı sektörlerden başvurular gelir. Biz developer'lar bile oluyor bu. Biz developer ilanı açıyoruz. Çok acayip yerlerden geliyorlar. Çünkü oyun sektörü duyuluyor Türkiye'de. Yani hatta yakın bir zamanda developer ilanı açtık LinkedIn'den. Ya, ya 50 kişi başvurmuşsa onu Unity developer değildi, ben size öyle söyleyeyim. Değinmişken aynı zamanda ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar game developer olup oyun sektörüne, hyper casual sektörüne girmek isteyen varsa ve hani prototiplerim var, oyun gelişimi tecrübem oldu, tecrübe dediğim hani projelerim oldu şeklinde kendine güveniyorsa mailimizi bırakalım. Tabii ulaşmak ki isteyen arkadaşlar bize buradan ulaşabilir. Ben chat'e yazamıyorum herhalde, onu chat'e iletebilirsen sevinirim. Tabii, hemen iletiyorum şu anda. Tamamdır. Chat'e maili ben bıraktım. Sena, istersen sen de son sorumuzu sor. Ondan sonrasında da ne gibi, hangi pozisyonlar için? Hatta soruyu aslında sormadan öncesinde hangi pozisyonlar için, hangi prototipler gönderilsin, neler yapılsın, neler istersiniz? Ben de buradan bir product manager isteyen biri olarak ben de gönderebilir miyim? Product manager olarak bir deneyim mi? Ben de diye sormuş olayım. Tabii ki de bir hyper casual şirketi olduğumuz için bir de hani şu andaki pozisyon, aradığımız pozisyon game developer arıyoruz şu anda. Bu yüzden hani hyper casual prototipleri yapmış, top chart'a giren hyper casual prototiplerini mock-up'lamış, hani klonunu yapmış olan kişiler yani onun üstüne çalışanlar tercihimiz oluyor. Hani tabii ki de yani yapmamışsa da gene hani şey yapabiliriz, bakabiliriz, CV'lerini göndersinler. Ama genel olarak aradığımız kriterler bunlar. O zaman biraz daha aslında game developer. Şu anlık için. Şu anlık için game developer, evet. Ama ileriki zamanlarda tabii ki de aynen daha farklı pozisyonlar açılacaktır. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Sena, istersen senden son sorumuzu alalım. Yani son olarak kendi şirketini kurmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı en son? Şöyle söyleyelim, şöyle tavsiyeler verelim. Gerçekten en başında konuştuğumuz gibi adımı bir yerde atmak gerekiyor. Şimdi yani şirket kurmak gerçekten insanın gözüne büyük bir şey gibi gelebiliyor. İnsanın gözünü korkutabiliyor. Hani çok fazla süreç var, öğrenilmesi gereken çok şey var. Gerçekten hani zorlu bir süreç, kolay da değil. Orası doğru. Ama bu bir merdiven. İlk adımı attıktan sonra her türlü diğer adımlar atılmaya devam edildikçe bir yerden sonra bir şeyler başarılıyor. Ondan bir şeyler öğreniliyor. Ve tekrar merdiven çıkılmaya devam ediyor. Bizim için de hala bu süreç devam ediyor. Hani çok şey öğrendik yolda, hala çok şey öğreniyoruz. Ama bu öğrendiklerimizle her zaman merdivene daha da fazla basamaklar yerleştirip daha da fazla adım atmaya çalışıyoruz. O yüzden birinci
tavsiyem gerçekten hani adım atmak olur. İkinci tavsiyem gene en başında konuştuğumuz gibi en kritik şeylerden biri startup kurmak için ve kendi işinizi kurmak için en önemli faktörlerden biri network. Hani buna çok değindik gerçekten. Ama gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi şöyle network'le geliştirme tecrübesi olmayıp ama iyi network'e sahip olup çok iyi yerlere gelen kişiler biliyoruz. Çok iyi geliştirme tecrübesine sahip, hiçbir network'e sahip olmayıp oyununu bir yerlere getiremeyen veya ürününü, startup'ını bir yerlere getiremeyenleri biliyoruz. O yüzden ne kadar sektörünüzden veya startup kültüründen kaliteli insan tanırsanız, ne kadar onlardan tavsiye isteyebilirseniz, bu da size çok daha fazla artı olarak dönecektir. Your network is your net worth kısacası. yani bence en kritik tavsiyeler bunlar. Benim yolda gözlemlediğim. Samet, senin bir tavsiyen var mıdır? Verginizi verin. Ben başka bir şey diyemem yani. Vergi önemli. Vergi önemli, evet. Doğru. Biz çok öyle, teşekkür şöyle, ederiz. Hemen bir şey söyleyeyim. Aklıma bir şey geldi sana. Yok tabii ki de işin dalgası ama işte cidden vergi önemli. Şöyle hani onu da bilgilendirelim. Yazılım sektöründe yanlış bilmiyorsam %40'larda bir vergi var. Geliriniz %40'a vergi olarak gidiyor yani. Hani, o yüzden teknokentler güç herhalde hatta. Aynen öyle bir şey. O yüzden teknokentler burada devreye giriyor. Teknokenti düşünün derim. Böyle bir şey girişmek isteyen arkadaşlar. Aynen. Doğru. Çok doğru. Yani %40 çok büyük bir rakam. Hani peki bu şirketi kurarken sonuçta birlikte çalışacağınız ekibi kurmak da önemli. Onları hani nereden tanışabilirsiniz, tanışabiliriz? Güzel bir yere değindin. Yani iş kurmanın en hani önemli noktalarından birisi ekip. Zaten ekip olmadan yani tabii ki de kişi kendi başına kurabilir. Ama hani ekip ve insan faktörü bir şirketi büyüten veya bir startup'ı iten en kritik faktörlerden biri. Yani elde hiçbir şey yoksa, hiçbir tecrübe yoksa iş o insanların kalitesine ve know-how'unda bitiyor. Nasıl tanışabiliriz? Hani gene aslında network olayına bağlıyorum. Çok çok network dedik. Şöyle girişimci aslında Türkiye'de çok fazla böyle etkinlikler var. Hani girişimcilerin kendi kafalarında insanlarla tanışabileceği ve hani fikirlerini tartışabileceği böyle çok fazla hani girişimcilik vakfı gibi hani vakıflar var, gruplar, ekipler var. Bunun dışında hani gerçekten aynı motivasyona sahip ve bir işi beraber başarabileceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa ve gerçekten aynı tutkuyla bir şey yapmak istiyorsanız bizde olduğu gibi mesela arkadaşlarınızla da tabii ki de iş kurabilirsiniz. Ama hani etrafınızda hani aynı vizyonda iş kurmak isteyen bir arkadaşınız yoksa en iyi şeyiniz kendi kafa yapınızda, kendi girişimci kafa yapınızda insanlar aramak olacaktır. Bu da Ankara'da bolca gerçekleşiyor, İstanbul'da bolca gerçekleşiyor. Bu tarz etkinliklere katılmak olacaktır. Sonuçta hani gene network'ünüzden birileriyle iş kurmuş olacaksınız. Network de etkinliklerle elde ediliyor. Evet. Öyle. Başka soru varsa cevaplayabiliriz. Chat'ten gözünüze ilişen sorular varsa eğer onları alabiliriz. Ben genel olarak cevapladığımız için hepsini pek alamadım. Ama sizi de çok fazla şey yapmamak için, tutmamak için. Şöyle bir soru var. yok estağfurullah. Şöyle bir soru var. Keşke ben yapsaydım dediğiniz bir oyun var mı? Ben bunu sormak istiyorum. Yani keşke ben yapsaydım. Yani anlatacağım hikayeyi biliyorsun galiba. Birkaç günde kaçırdığımız şeyi. Keşke ben yapsaydım dediğim oyun. Şimdi şöyle konuştuğumuz gibi çok fazla benzer oyun var. Yani gerçekten çok küçük şeylerle çok büyük şeyleri kaçırıyor olabiliyorsunuz. Bir şeyimizden bahsedelim o zaman. Yaklaşık kaç ay oldu? 5-6 ay oldu herhalde. 5-6 ay önce bir tane trend vardı. Evet, evet. Hypercasual'da
üretirken trendler çok önemli. Çünkü çok büyük bir kullanıcı elde ediyorsunuz trendden gelen konulardan. Bir tane trend vardı ve yayıncımız bunu öngördü. Bakın bu trend olacak. Hadi bunun oyununu yapalım dediler. Diğer stüdyolar da söylediler tabii ki de. Neyse biz başladık oyunu yapmaya. Yaklaşık kaç? 4-5 gün geçti. Oyun tamamlandı. Ama başka bir stüdyo daha vardı tabii ki de bu yayıncıyla çalışan. Onlar bizden 2 gün önce yayınladılar. O 2 günlük süreçte biz 2 gün geç kaldığımız için çok benzer bir oyundu. Tabii ki de onlarınki biraz daha iyiydi ama gerçekten aynı konseptte, aynı temada çok da süper olmayan hani bir oyundu. Çünkü hızlı çıkmış bir oyundu doğal olarak. Onlar Amerika'da 1 numaraya top chart'a oturdular. Yani 2 günlük farkla bu kadar büyük bir şey olması bizi gerçekten motivasyonumuzu düşürmüştü o zaman da. Üzülmüştük. Çünkü top chart hani Amerika'da 1 numaraya oturabilmek bir de tüm uygulamalarda, oyunlarda da değil yani. Çok büyük bir başarı. Ve bu kadar benzer oyunlarla da kaçırmak gerçekten üzülmüştü. O yüzden keşke biz yapmış olsaydık zamanında o oyunu. Şimdi biraz onun için developer arama süreçleri Evet, biraz daha hızlandırmak için süreçleri tabii. lazım o zaman. Çok hızlı olmak gerekiyor yani sektörde hyper casual o kadar hani büyük bir maraton ki 2 gün bile çok şey kaybettirebiliyor. Evet. Samet senin var mı peki? Keşke şöyle yapsaydık dediğin. Benim var benim ama bağımsız bir bilgisayar oyunu benimki. Ki. Yani Bet tahmin Store. ettiğim gibi. Aynen. Bilmeyenlere de tavsiye ederim. Bayağı güzel oyundur. Art sanat yönü çok iyidir oyun. Evet. Umarım bir gün. Umarım daha iyileri diyelim. Umarım. Evet. Biz yayınımıza katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar kusura bakmayın, herkesin sorularını şey yapamadık, cevaplayamadık ama sorularınız olursa size sorsunlar mı LinkedIn hesaplarınızdan Tabii ki de ulaşsınlar mı? aynen. Tabii ki de Ulaşabilirler, LinkedIn sorabilirler. profilimizi bırakalım chat'e. Ben bırakayım hemen kendimkini. Tamamdır. Ben de chat'e LinkedIn'den de, Discord'dan da bu ara Hücem İstediğin zaman kanalından da. ulaşabilirsin. Evet, Aynen Hücem'in olabilirler. Discord'unda da bu arada şu anda mentor olarak varlar zaten. İstediğin zaman yani oyun sektörüyle ilgili herhangi bir soru olabilir, girişimcilikle ilgili herhangi bir soru olabilir. İstediğin zaman LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Chat'te paylaştık. Evet. Çok Biz teşekkür davet ederim. ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir soru cevap oldu. Sohbet ettik. Ne demek? Keyifliydi gerçekten. Teşekkürler. Umarız her zaman. Çok teşekkür ederiz ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de aynı şekilde. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek akşamlar üzere. herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.